Sevgilim, daha iyi olabilirim. Lütfen beni terk etme. Gerçekten çok az vakit geçirdik beraber. Daha çok birbirimizi tanıyabiliriz. Ayrılmak istemiyorum, hayır. Lütfen. Üzgünüm gerçekten aşkım. Ama şunu bilmeni istiyorum, sorun sende değil bende. Ben hiçbir zaman sana ait olmadım. Anlıyorum. Evet ama... Seni çok özleyeceğim ama gitmek zorundayım. Lütfen beni unutma. Lütfen gitme. En azından bir gün daha beraber geçirelim. Lütfen. Kanona Yasar'la son vlog şu anda. Yani aslında muhtemelen vlogun devamında diğer kamerayı, Sony'yi kullanacağım ama şu aşamada gün bitene kadar bunu kullanmak istiyorum. Bu yüzden Caddebosan sahile geldik. Yani aslında zaten gelecektik. Hani gelmişken de bir şeyler çekeyim dedim. Arda'yı taciz ederim şimdi birazcık. İnternetin mi bitti? 13 GB nasıl yiyebildim hiç haberim yok. Muhtemelen yarın yenilenecek ama. Arkadaşlar yine ben çıktım karşınıza. Yemek yiyemedim bu sefer. Yemek yememi beğenmişsiniz, teşekkür ederim. Yemeği yiyip geldim. O yüzden bugün bu vlogta yemek yemeyeceğim. Kanon değil mi? Son kez. Son kez kanon. Hiç de benim umurumda değil ama derim bayağı üzülüyor. Son dönemde yaptığım birkaç tane içerik direkt kamerayla ilgiliydi. O yüzden bu videoyu çok fazla kamera üzerine tutmak istemiyorum. Hani Kanon Yasar'ın beni en çok mutlu ettiği şey kullanım kolaylığıydı. Çok rahat hani sanki böyle kamerayı elime alayım ve vlog çekeyim hissindeydim. Şu anda hani düzenli vlog tekrardan nasıl çekeceğim bilmiyorum. Hani Sony'nin bir zorluğu o. Sony'de sanki böyle ikinci bir kişinin olması gerekiyor gibi hissediyordum. Ancak öte yandan bunda çok daha fazla rahat ediyorum. Hani en çok özleyeceğim detayı olacak. Bir de renk olayı çok kolaydı. Yani mesela size bir tane örnek göstereceğim. Bu aslında birazcık sponsorlu bir içerik gibi ancak para almadım, ürünü aldım. Film Convert diye bir yazılım. Film Convert sayesinde çektiğiniz görüntülere çok güzel bir film emülasyonu yapıp çektiğiniz hani log görüntü olsun veya daha nötr renk olsun onun çok havalı sinematik bir renk verebiliyorsunuz ve bunu 1-2 dakika içerisinde yapıyorsunuz. Film Convert dediğim gibi muhteşem bir program ve size bunu göstermek için tam olarak 1 dakika harcayacağım. Şu anda timer başladı. Aslında çok basit. Premiere'den bu eklentiyi kullanabiliyorsunuz. Premiere'in aşağı yukarı CC 2017'den sonra muhtemelen her sürümünde çalışması lazım. Öncesinde de çalışabilir. Bilmiyorum uyumluluk durumunu. İnternet sitesinden bakabilirsiniz. Şimdi genel olarak sadece bir tane istediğim dosyayı alıyorum. Bu demin vlogda az önce gördüğünüz görüntü. Görüntü log şeklinde çekilmiş ancak eğer log çekmediyseniz de yine bu eklentiyi kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan bir adjustment layer açıyorum. Adjustment layer hani rengin üzerine attığımız efektlere giriyorum. Kendi efektlerime giriyorum. Burada Film Convert Pro var. Tık diye bir plugin olarak bulacaksınız. Bunu sürüklüyorum. Sürükledikten sonra efektlerde kendine ait bir şeyini görüyoruz. Hani eklenti olduğunu görüyoruz. Şimdi burada gördüğünüz üzere görüntü göze çok güzel gelen bir halde değil. Ancak eğer buradan uygun kamera seçersek, mesela ben EOS R'la çektiğim için EOS R'a benzer bir kamera seçeceğim. C300 Mark II seçeceğim sinema rengini istediğim için. Tık şu anda zaten bana hani ilk başta gördüğüm görüntüden daha güzel bir görüntü verdi. Ancak da burada birkaç tane şey var. Bu bir film emülasyonu olduğu için grain'i %100 veriyor başta. Ben grain'i kısıyorum. Kameranın kendi grain'i benim için yeterli diyorum. Bunun ardından da istediğiniz film profilleri var, stok profilleri. Eskiden çünkü hani bu filmler bu şekilde satılıyordu. İşte Kodak, Modak bir sürü şey vardı. Bunlardan beğendiğiniz, gözünüze güzel gelen bir tanesini seçiyorsunuz. Mesela ben bu videoda bunu kullandım. Relay'i kullandım. İstediğim gibi ayarı, istersen bunu ne kadar kullanıp kullanamayacağımı da ayarlayabilirim. Buradan hani tonunu manunu da isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Ancak kullanması bu kadar basit. Herhangi bir şekilde insanı zorlamıyor. Sanırım biraz sürem kaldı. Aşağıda linki var eğer almak isterseniz. Dediğim gibi kimse bana bunun için para ödemedi ama eğer almak isterseniz öğrenci indirimi vesaire gibi şeyler var. Alabilirsiniz. Şu gözlüklerin dandikliğine bak. Çekildiğini bilerek bir şeyler yapmak nasıl bir havalı mı? İş yapıyormuş gibi. Beni özlediniz mi? Ya bir dakika kamerayı çevireyim de birlikte birbirimize bakabilirim ama çeviremiyorum. Ses takılıyor maalesef. Cık, çeviremedim.
Ama insanlar beni sevdi. İşte gerçek vlogger. Ve işte onun yancısı. Arkadaşlar, Sony ve Canon arasında hani en çok hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın videoda. Derin. Bugün kanalımda ne yapmak istersin? Kamerayı nasıl tuttuğuna bakar mısın? Allah'a açıya bakar mısın? Ya şimdi nasıl bir vlog şey? Derin, bugün kanalımda ne yapmak istersin? Kameralar hakkında bir şey biliyorsun diye bu havanı atmaya çalışıyorsun ya. Evet. Bu, bir dakika. Şimdi açıklayacağım ve herkes bana hak verecek. YouTube'da hiç kimse senin kadar iyi bir şey çekmiyor. O yüzden benim bunu böyle de tutsam, ben bunu böyle de yapsam kimse umursamıyor. Evet, bunu biliyorum. Bunu bana bir dakika, kamerayı alacağım. Dayanamıyorum o açıya daha fazla. Bunu bana aslında şey söyledi. Yani isim vermişim, isim verecektim. Aşağı yukarı 300-500 bin takipçisi olan bir tanıdığım söyledi. Dedi ki yani sen bu kadar uğraşıyorsun videolara ancak bunun hiçbir önemi yok. Nasıl olsa daha dandik yavan da izlenecek falan filan, bunun hiçbir faydası yok. İnsanlar daha kaliteyi aramıyorlar dedi. Ama ben dayanamıyorum. Burası YouTube benim portfolyom gibi. Ya ben insanlara tanıtım mantıp çektiğim zaman da gösteriyorum. Bakın böyle bir şey yaptım falan diyorum. Hani o yüzden ya kendi anılarım da kötü olsun istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Anılarım da güzel olsun diye istiyorum yani, öyle. Arkadaşlar hava çok sıcak. Ölüyoruz. Kanan EOSR şu anda son günde. Beton bile çok sıcak. Dokundum beton şu anda çok sıcak. Arda nasılsın? Çok mutlu musun seni çekime çağırdığım için? Ben arkadaşlarımla, takipçilerimle buluşmaktan çok mutluyum derim. Senin gibi şikayet etmiyorum. Bravo. Bravo. Az evvel şöyle bir diyalog geçti Arda ile aramızda. Şimdi kameraya bunu kaydetmek istiyorum. Yürüyorduk, dedi ki ya bir çok güzel parfüm koktu, aldın mı dedi. Dedim almadım, öyle bir koku yoktu. Dedi ki benim eski sevgililerimden bir tanesinin parfümüne benziyor dedi. Nasıl yani dedim ve sonra bana özlü bir ses söyledi. Utanıyorum ben durarak konuşmaya. Daha alışmadım vlog hayatına o kadar da. Yani neyse. Ama şu an kayıtta mısın? Kayıttayım tabii ki. Az önce biri yanına geldi. Aynen, benim kanalım var mı diye sordular. Ben de olmadığı için yalan söyleyemedim. Ben takipçilerim asla yalan söylemem. Ne demesi gerekiyordu biliyor musunuz, eğer şey dediği zaman hani çocuğun bir tanesi geldi YouTube kanalım var mı diye sordu Arda. Arda da hayır yok dedi. Diyecekti ki var ama benim değil bunun diyecekti ve abone edecekti. Ben de abone kazanacaktım. Mükemmel olacaktı ama bu planı mahvetti şu anda. Plan mı? Ben bunu bir kardeşlik olarak görüyorum. Biz bize yeteriz kafasıyla bakıyorum. Bu yüzden bizim öyle sokaktan geçen herhangi bir insanlara ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz arkadaşlar. Baya YouTube kanalımdan şey yapıyor ha. Bana karşı politika uyguluyor. Ben bunu fark etmeye başladım yani. Bana karşı politikaymış YouTube kanalına. Sıcak lan. Lanet olsun. Bana abone kaybettirdin sen şu anda. Ben başka bir şey düşünüyorum. Gerçekten. Abone kaybettirdim. Arda hadi gel de. Lanet olsun, sözünü söyle gel. Aşağıda mısın? Derin bir nefes aldım ve bir anda bir parfüm kokusu geldi. Buraları at. Kokular asla unutmaz arkadaşlar. Yani bir koku gelir bazen. Aradan 10 yıl geçer, 1 yıl geçer, 2 yıl geçer. Bu özlem olarak söylemiyorum. Bir koku gelir böyle ve bir şey çağrıştırır. Kokular asla unutmaz. Bunu unutmayın. Uzaklaşıp git. Ama daha güzel. Sinematik gözükür hadi. Daha hadi, güzel bir hadi, şey söylemiş. Hadi. Lanet olsun, beni bekle ya. Birkaç tane arkadaş şikayet etmiş. Hani son birkaç tane videoda çok teknik oldu işte falan filan gibisinin. Evet, ben de bunun farkındayım. Ancak hani elimde kameralar varken hani dursun kenarda diye böyle birkaç tane video yapmak istedim. Hani birileri sorarsa bu tarz bir şey yapıyor musun diye, örnek olsun diye. Ancak hani öte yandan ben hani bu tarz aletleri denediğim zaman normal hayatımın içerisinde hani bir sinemacının elinden göstermeyi tercih ediyorum. Hani o tarz bir şeyler belki ara ara yine yaparım denk gelirse. Ancak hani onun dışında normal şekilde videolar yapmaya devam edeceğim. Bir şeyler anlatacak, bir şeyler buldukça bir şeyler çekerim. Hani sonuçta bir YouTuber değilim ben. Hobi olarak yapıyorum bunu. Döndüm. Kamerayı bıraktım ve... Döndüm.
Kamerayı bırakın. Kapı açık kaldı. Neyse işte, EOS'ları özleyeceğim ama şunu da unutmak istemiyorum ki bu denemem için yollanan bir kameraydı. Yani sadece bir aletti. Yani teoride her şeyle vlog çekip video yapabilirsiniz. Drone, 1080p yani basit çekim yapan bir alet. Teoride ben bununla bu şekilde bile vlog yapabileceğimi düşünüyorum. Hani aslında enteresan fikir olur ha, ben bir gün böyle bir şey yapayım. Yani GoPro aynı şekilde, cep telefonunuz aynı şekilde. Dediğim gibi, her zaman dediğim gibi bunlar sadece yapmak istediğiniz amaç doğrultusunda kullanacağınız çeşitli araçlar, farklı özellikleri ve farklı maddi şeylere sahip. Bu yüzden hani ara ara karşıma imkan çıktığı zaman bu tarz teknik videolar yapacağım ama onun dışında hani ben sonuçta ailenizin sinemacısıyım. Yani ben kendi hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum bu seride. Bazen sizi motive edecek, bazen ise genel olarak hani ilginizi çekebilecek şeyleri paylaşıyorum. Hep teknik şeyler olacak diye bir şey yok. Yani sıradaki vloglarda yine takılacağız ama karşıma yine böyle bir imkan çıkarsa yine bu imkanı değerlendirmek isterim.